Selamun aleyküm. 31 Mayıs'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1279 Eski Mısır'da 19. Hanedan firavunlarından 2. Ramses başa geçti. 16 yaşındayken babası 1. Seti Ramses'i veliahtı olarak seçmiştir. 20'li yaşların başında tahta geçen Ramses Mısır'ı M.Ö. 1279'dan M.Ö. 1213'e kadar tam 66 yıl boyunca yönetmiştir. 1911 Titanic yolcu gemisi denize indirildi. Geminin yapımı 1912'de tamamlanacak ve ilk seferinde henüz denize yeni açılmışken 5000 dolayında yolcusuyla batacaktı. 1920 Ankara hükümeti işgal ülkelerinden Fransa ile anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Suriye ve Hatay Fransızlara bırakıldı. 1946 Türkiye'de ilk defa tek dereceli milletvekili seçimi kabul edildi. 1946 Varto ve Hınıs'ta 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 839 kişi hayatını kaybetti. 1991 ev yıkıldı. 1961 Güney Afrika Cumhuriyeti ilan edildi. Fakat bu yerli halkın kurduğu bağımsız bir cumhuriyet değildi. Bağımsız gibi duran, beyazların yönettiği, yerlilerin sekülü olduğu İngiltere güdümünde bir cumhuriyet kurulmuştu. 1974 devlet memurları ile ilgili kanun hükmünde kararname yürürlüğe girdi. Böylece hafta tatilleri cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün oldu. 1992 1992 yılının Mayıs ayında Sırp birlikleri Bosna'nın Prijedor kentini işgal etti. Srebrenica katliamından sonra Bosna tarihinin en büyük katliamı olarak anılan Prijedor'da 3000'den fazla Boşnak ve Hırvat katledildi. Hiçbir suçu olmayan insanları acımasızca ölüme götüren vahşi katliam Beyaz Kurdali Günü olarak da anılıyor. 1994 Ekonomik kriz nedeniyle çaresizliğe düşen otomotiv işçileri işverenlere 2 ay ücretsiz, 2 ayda yarım ücretle çalışmayı önerdiler. 2010 İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonuyla abluk altındaki Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu gemilerinden Mavi Marmara, işgalci Siyonist askerlerinin uluslararası kara sularında saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türkiye vatandaşı işgal askerleri tarafından şehit edildi. Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Cengiz Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yıldız, Furkan Doğan ve Uğur Süleyman Söylemez şehadet şerbetini içen azizlerdi. Şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. Kıyasları çok zor. Şehadet mi, annem mi? Şehit Furkan Doğan'ın şehadete kavuşmadan önce yazdığı, defalarca okunsa, ezberlense de bir şehidin kaleminden dökülen bu son satırlar o derin manasını hiçbir zaman kaybetmeyecek ve bizi her daim düşünmeye sevk edecek. 2016 Mısır'da Sisi Cuntası tarafından işkenceden geçirilen Müslümanlar Mısır'ın kukla mahkemeleri tarafından cezalandırıldı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de aralarında olduğu 35 kişiye daha müebbet hapis cezası verildi.